kişisel gelişim uzmanı ve yaşam koçu, çok sevdiğim arkadaşım, sevgili Aynur Tümen aramızda. Hoş geldin Aynurcuğum. Hoş bulduk. Herkese bu vesileyle hayırlı bayramlar Evet, doğru. Ben sürekli dediğim için artık hani sabahtan bir... Ya benim sesime ne oldu? Bir lokma su içeyim, sen başla. Sevgili seyirciler, özür diliyorum. Sesim bir gitti geldi. Sevgili Aynur'un en son çıkan kitabı Para Kodları. Bundan önce de Hayat Kodları dizisinden Aşk Kodları vardı. Bu kitap neyle ilgiliydi Aynurcuğum? Onun ismi Aynur Tümen ve bu işe nasıl başladığımı, kişisel gelişimle ilgili neler yaptığımı, Yolculuğunu yolculuğumu anlattığın bir anlattığım bir kitap. tanıtım, kartvizit kitabı niteliğindeydi. Biz şimdi istiyoruz ki bugün hem paranın kodlarını hem aşkın kodlarını konuşalım. Çünkü hayatta hakikaten ikisi olmadığı zaman da eksiklik hissediyoruz. Mutlaka ki tabii ki bir hayat standartını döndürmek, yaşayabilmek, yakalayabilmek, işte eğitim alabilmek, evlatlarımıza iyi bir gelecek sağlamak için paraya ihtiyacımız var. Ama hep diyoruz ki acaba yani parayı çoğaltmanın, hayatımıza parayı çekmenin daha güzel yöntemleri var mı? Var ki sen bu kitabı yazdın mesela. Bize birkaç tane tüyo versene bu konuyla ilgili. Şimdi bu hayat dizisini yazmaya karar vermemin nedeninden başlayayım, daha açıklayıcı olacak. Yıllardır yaptığım mesleğim gereği seanslara danışanlarım geliyor. Ve üç konuyla ilgili çok fazla sayıda danışanım oldu. Hayatta da en çok tutunduğumuz şeyler bunlar. Aşkla ilgili, evlilik sorunları, ilişki sorunları yaşayan danışanlar. Kariyer ve para sorunları yaşayan, meslek seçimiyle ilgili veya sonrasındaki sorunlarla boğuşan liderler olsun, yeni kariyere başlamış olanlar olsun, öğrenci olup meslek seçimi yapmaya çalışanlar olsun, her yelpazeden insanla çalışma fırsatım oldu. Ve orada birçok gözlem elde ettim, istatistik elde ettim. Onların bilinçaltlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Birçok veri elde ettim ve sonra da bunları kitaplaştırmayı düşündüm. Sağlık kodları da bu kitap dizisi Üçüncü olacak. üçüncü olacak. Kısmeti 2016 senesinde İnşallah. çıkarmayı planlıyorum. Ona da sağlıkla ilgili kanser hastalarıyla çalıştım, otizmli insanlarla çalıştım. Yani felçli hastalarla çalıştım ve bunların bilinçaltlarının sağlık durumlarını nasıl etkilediğiyle ilgili de bir takım birikim bilgiler elde ettim. Şimdi kodlara gelince neden kodlar Türkiye'de çok iyi oturmuş bir kavram değilken seçmemin nedeni birçok şeyi tanımlarken yaşadığımız bir takım olaylarla eşleştiriyoruz. Bu çocukluğumuzdan itibaren başlıyor. Özellikle 0-7 yaş arasında 10 yaşa kadar da devam edebilir bu. İşte etrafımızda parayla ilgili algılarımız, işte para nedir, paranın tanımı nedir, alışverişte nasıl kullanılır, işte anne babamızın bize verdikleri, sonrasında okulun bize verdikleri, komşularımızın, Toplumun çekirdek bize ailemin verdikleri. etrafında dönen çevrenin bize verdikleriyle bir insan gün içinde 400 bin veriye bombardıman olarak tutuluyor zihin olarak ve bunun 75 binini kaydettiği biliniyor. Bilim adamlarının açıkladığı bu. Ve yeri geldiği zaman da bu bilinçaltına kaydedilen veriler bize yaptırım olarak geri dönüyor. Yani nedir bu? İşte aşk kodlarında yazdığım çok önemli bir kısımda biz Türk filmleriyle Büyüyoruz. büyüyen bir nesildik. Hep Şimdi öyle daha aşklar çok istiyoruz. yabancı. Aşkı nasıl kodlamışız? Belli bir nesil var ki işte kadın acı çeker, erkek terk edebilir. Büyük sorunlar ve mücadeleler yaşandıktan sonra elde edilen bir şeydir aşk diye bir tanımımız Ha, yani oluştu. illa böyle bir bize ıstırabı olmalı ki gerçek aşk olduğunu Evet. anlayalım diye bir kodlamamız var Böyle bizim bir beynimizde. bu Bu kültürel ama bizim kodlama Türk diyoruz. halkının kodlaması, değil mi? Yani bu Türkiye'de Amerika'ya gittiğinde böyle bir hayır kodlama hayır yok. hayır. Yani bu tamamen ben Türkiye'yi Aha, işledim. Çünkü tabii. bana gelen danışanlarda Tabii. genellikle Türk olduğu için beklentileri Türk filmlerindeki gibi O veya yüzden mi işte mutsuz oluyoruz yani? mutsuz oluyoruz. Evet, beklentilerimiz çoğaldıkça aşkta yaşadığımız hüsranlar ve o beklentilerin karşılanmaması bizi mutsuzluğa itiyor. Çok fazla anlam yüklüyoruz. Çok fazla sorumluluk, çok fazla beklentiyi karşımızdaki insana yüklüyoruz. Aynı o filmlerdeki gibi davransın istiyoruz ama gerçek hayatla filmlerdeki hayat örtüşmeyebiliyor çoğu zaman. Bunun yanı sıra
aileden aldığı bir kodlama var. Nedir? Annesiyle babası arasında ilişkiyi gözlemliyor çocuk. Hı hı. Aşkın tanımı işte babasının annesine nasıl davrandığı veya annesinin babasıyla olan ilişkisindeki tutumu, sabrı, yaklaşım biçimi bunların hepsi kafasında. Bir kadın aşıksa böyle davranır, bir adam aşıksa böyle davranır diyor. Yani diyorsun ki bizim şu anda mesela benim yaşımda şu an seçeceğim adamda gördüğüm ve aradığım şey annemle babamda gözlemlediğim olaylar. Yani büyük bir kısmı aslında ben aslında onu hep söylüyorum zaten. Bence ben babamı arıyorum. Evet, bir adamda. Ben de babama. Yani öyle biri yok. Onu anladım. Ne yapacağız? Bir fikrim de yok. Aşk var mı diye onu sorgulamamız gerekecek. Yani şimdi annemle babam hala birbirlerine aşıklar. Allah'a çok şükür çok güzel bir aileler. Ben onu fark ettim mesela. Yani babam gibi sorumluluk sahibi olsun. Babam gibi evlatlarına sahip çıksın. Babam gibi koksun. Babam gibi kokmasın. Yani hani onun gibi böyle teni koku üretmeyen bir böyle saçma gelecek belki ama Böyle yani beynimde böyle şeyler var. Evet işte. Yani ben onun gibi işte boylu poslu olsun. Mesela ufak tefek olmasın. İşte işi gücü sağlam. Böyle bir laf söyledim. Babam öyleydi. Hala öyle yani. Bir şey söyler hepimiz böyleyiz. Yani dururuz yani. Hani aşağı yukarı benzer ailelerden öyle, geliyoruz. Evet. Benim beklentilerim de benzer. Demek ki bu kodlar oluşuyor. Da benzerdi. Tamam. O zaman şimdi, hepimiz bir önce anneye babaya bir dönüp bakacağız. Şimdi bu farkındalık öncesi dediğimiz süreç var insanlarda. Biz hepimiz aslında büyük bir çoğunluğu toplumu yüzeysel yaşıyoruz. Yani başımıza bir şeyler geliyor. Aşkla ilgili geliyor, parayla ilgili geliyor, sağlıkla ilgili geliyor. Sadece yaşıyoruz ama neden yaşadığımızı sorgulamaya başladığımız zaman kişinin hayat amacını sorgulaması, yani ben neden bu hayattayım ve yaşadığım olumlu veya olumsuz şeylerin başıma gelme nedeni nedir? Bununla ilgili kendine dönüp ayna tuttuğu zaman en önce yapması gereken şey yüzleştiğinde benim doğuştan getirdiğim potansiyelim nedir? Bunlar bana şu anda yaptığım her şey bana verilen veriler doğrultusunda yaşamama mı girdi? Benim gerçek seçimlerim mi? Hmm. Çünkü kişi farkındalık dediğimiz süreçten önce bu verilerin toplamından bir sentez elde ediyor ve ona göre yaşamını devam ettiriyor. Ama işte koçlukta çok kullandığımız bir tabir, gerçek bir koç doğru soru sorma ve etkin soru sorma, kişinin hayatında farkındalık yaratmaya neden olacak soru sorma üstatlığına sahip kişidir. Yani konuşturabilmeli karşısındakini. Doğru soru sorup o cevabı aldığında kişi cevabı verirken düşünüyor olması gerekiyor. Evet ben böyle düşünmemiştim, böyle bakmamıştım, bakış açım böyle değildi, bunu fark etmemiştim deyip farkına vardığı andan itibaren ne olacak? İşte hayat aslında farkındalıktan sonra başlıyor. O farkındalıktan sonra diyoruz ki mesela örnek anlatmak çok önemli. Bir kadın geliyor danışan ve yıllar sonra eşinin şiddeti kesiliyor. Aralarında şiddet ve seksin olduğu bir ilişki var. Ağrısı oluyor, şiddet çıkıyor ama arkasından tutkulu bir ilişki oluyor. Ve yıllar sonra adamın şiddeti kesiliyor. Kadının söylediği şey şu. Aynur Hanım, sanırım artık kocam beni aldatıyor sevmiyor. Ve beni sevmiyor. Neden? Nereden vardınız bu kanıya? Ne oldu? En son yaşadığınız şey ne? İşte eskiden aramızdaki ilişki böyle olurdu ve çok tutkulu bir aşk yaşardı falan. Ama artık bana karşı böyle bir şiddet uygulamıyor. Dikkatini çekmiyorum herhalde veya beni artık kıskanmıyor. O şiddeti çünkü aşk olarak mı aşk kodlamış? Olarak kodlamış. Daha geriye gittiğim zaman bunu kimde gördüğünü sorduğumda babasıyla annesinin ilişkisinin de aynı olduğunu gördük. Yani babası da geçmişte annesiyle önce eve gelirlermiş, bir kavga ederlermiş, kapılar çarparmış, annesini hırpalarmış. Ondan ama sonra sonrasında hiçbir şey olurlarmış. Olmamış gibi dışarı çıkarlarmış. Kadının kafasında çocukluğu boyunca aşk böyle bir şey olsa gerek diye. Yakın çevresinde yani de birkaç örneği biz tabii böyle onu, görmüş. O zaman çok önemli bir şey bu. Biz bunlar tabii bizim çok kontrolümüz dışında. Çünkü yani o yaş grubunda hiçbir şeye müdahale etme şansımız yok. O zaman ebeveynlere müthiş bir, hani hep söyleniyor ya çocuklarınızın yanında kavga etmeyin. De bunu çok belirtiyoruz. Çocuklarınızın yanında konuştuklarınıza dikkat edin. Sevgi gösterin, birbirinize gösterdiğiniz sevgi yani kapalı İletişim kapılar ardında değil. Çok önemli. Yan yanayken de onların yanında da öpüşün, koklaşın, karı kocanın nasıl mutlu olduğunu görsünler. Evet. Yani sizin model alabileceklerini şu anda ne yapabiliriz? Bu kitaplar ne işe yarayacak? Biz nasıl hayatımızı yeniden kodlarız, yeniden yapılandırırız diyorsanız ben bu kitapları yazmaktaki asıl amacım
herkesin bütçesine hitap etmeyebiliyor. Bir yaşam koçu da gitmek, psikoloğa Tabii, ya da doğru. psikiyatra gitmek. Dolayısıyla gidemeyenlerin kitaptan alacağı rehberlik bilgiler olsun amacıyla yazdım. Bunun benzeri çok başka vakalarda geldi. İşte aşkı beklemekle kodlayan, yani işte annesi 10 sene beklemiş sevdiği adamı. Anneannesi 5 sene beklemiş. Belki doğru erkek değil ama beklerse gerçekten aşk olacağına inanıyor. Bir gereksiz vakit manada kaybı oluyor. Vakit kaybıyla ve de aslında yanlış olan bir adamı veya kadını bekliyor. Hı-hı. Sırf bu kodlaması yüzünden. Evet, farkındalığımızı seanslarla veya kitaplarla geliştirdik. Şimdi mesela seansa gelemedik. O zaman biz bu kitabı okuduğumuzda bize ilk yapmamız gereken bir çocukluğumuza dönüp ailemizle ilgili yaşadığımız anıları mı canlandırmak? Yani evet, ne gördük? Evet. Parayı ve aşkı nasıl tanımladık? Mesela para kodlarına geçiyorum aşktan. Böyle kesit evet, kesit evet. olacak ama zaman Yo, gayet kısıtlı güzel olduğu için oluyor. Her şeyi azıcık dokunmak istiyorum. Parayla da ilgili biz öyle bir dönemden geçtik ki kara borsayı gördük. Evet. İşte kıyma ve sanayağı kuyrukları oldu. Tabii. Ailelerin işsiz kaldığı dönemler oldu. Vesaire. Buralarda aileler ne yaptı? Bankalar battı. Çoğu Parayı insanın parası tutmalıyız. gitti. Para aslanın midesinde, Evet. ağzında. Para İşte para pistir, zor ellerini kazanılır. yıka sürekli. Birisi İşte zenginse hep şu söylenirdi. Bu kadar zenginlik kesin mutsuzdur. helal yoldan olmaz, kesin haram karışmıştır. Bir de kesin mutsuzdur. Çok paran Kesin varsa mutsuz olursun. Az paran olsun, evet, mutlu ol. evet. Hep bu denir ya. Aman çok para, mutsuzluk. İşte bunlar da toplumun bize vermiş olduğu kodlar. İlk önce anne babamız bize bunu söylüyor. Ya da paramız yok, paramız yok, paramız yok, paramız yetmeyecek. Para zor kazanılır. Ya işsiz kalırsa baban, bilmem ne. Hep böyle bir kaygılı nesil Yetiştiriyoruz. yetiştirildi. Dolayısıyla ne oldu? O verileri bildiğimiz için parayla ilgili bizim tanımlamamız da bu. Para zor kazanılır. Para aslanın ağzındadır. İşte eğer çok zengin olursam Mutsuz insanlar olabilirim. hakkımda konuşabilir, mutsuz olabilirim, helal yoldan kazanmadığımı düşünebilir diye içsel olarak kendimizi ve para enerjimizi sabote eder duruma geldik. Şimdi aşkta da işte yani beklemeliyim, namuslu kadın işte tek eşli olmalıdır, çok seçenekle ilgilenmemelidir. Ama o seçenek yanlış bile olsa ısrar etmelidir. Çünkü Hı-hı. namus kavramına oraya kodlamış durumdayız. Bunları fark ettik. Ne yaptık? Evet, çocukluğa geri dönmeliyiz. Önce bir kalem kağıt alıp ben parayı nasıl tanıyorum? Aşkı nasıl tanıyorum? Nasıl kodladım? Aşk benim için ne demek? Para benim için ne demek? Parayı kazanmak konusundaki negatif düşüncelerim nedir? Bu negatif çekirdek inanç diyoruz Hı-hı. aynı zamanda. Çekirdek inançlarımızı, negatif olanları tespit edip bunları olumlularıyla nasıl değiştirebiliriz? Değiştirebiliriz. Şimdi zihin bir tarla olduğunu düşünelim. Biz zihnimize hangi tohumları ekersek ileride o tohumların meyvelerini alacağız. Hı-hı. Kötü meyveler de alabiliriz. Meyve almayabiliriz. Veya iyi şeyler ektiğimiz zaman da o zaman ne yapacağız? Bu negatif düşünceler ve kodlar bizim ayrı kodlarımız, zehirli sarmaşıklarımız. Önce bir onları temizleyeceğiz. İşte bunlar blokaj temizleme yöntemleriyle oluyor. Tespit edilip dönüştürülme yöntemleri oluyor. Sorgulama. Kitaplarda var mı bunlar? Var. Var, var. Tamam. Yöntemler var. Dolayısıyla toprağımızı temizledikten sonra zihnimizi arındırdıktan sonra yeni ve taze biz olanlara şimdi gideceğiz. Burada kuantuma kayıyorum. Kuantum çünkü nitelikli düşünme ve nitelikli cümleler kurarak hayatınızı yeniden yapılandırma sanatı diyorum ben buna. Hı-hı. Çünkü siz, ben şimdi gelecekte hayatımda ve şu anda ne yaşamak istiyorum? Aşkla, parayla, sağlıkla ilgili yeni hayatım nasıl olmasını istiyorsam bana onu yaşatacak cümleler kurmayı öğrenmem gerekiyor. O davranışları, yaklaşımları, vizyonu görüp hayatıma geçirir olmalıyım. Hı-hı. Yani siz ben parayı sevmiyorum, para kötüdür dediğiniz zaman sevmediğiniz bir şey asla size gelmez. Evrensel yasalardan bahsediyorum. İşte teklik yasası, titreşim yasası, bir yön evrensel yasa var. Eylem yasası, bunlar bizim hayatımızda öğrenmemiz gereken ve mesela süreç yasası. Bekliyorum, bekliyorum olmuyor. Bir şey benim Hı-hı. için hayırlı mı değil Hı-hı. mi bilmiyorum. Eğer süreç yasasını bilirsek hayatımızda o zaman beklediğimiz sürenin
hayrını da görebiliriz. Hı hı. Ya da eylem yasasını bilirsek eyleme geçmeden hayatımızda hiçbir şeyi gerçekleştiremeyeceğimizi, bize tepside sunulmayacağını, mutlaka istediğimiz şeyle ilgili eylem planı geliştirmemiz gerektiğini biliriz. Titreşim, mesela Secret kitabı yıllar önce çok tuttu, çok dünyada sattı. Tuttu ve okundu. Şimdi ikiye ayrıldılar. Dediler ki ben Secret'i okudum, hiçbir şey olmadı. Bir kısmı da dedi ki ben okudum ve hayatımda çok şey çok değişti. Çok şey fark etti. Hep bu soruyla gelir bana danışanlarım ve onlara şunu söylerim. Aradaki fark şu. Birisi inanarak uyguladı ve titreşimi biyorezonans yasası, yani titreşim yasası, hı hı, diyoruz. Kendisini o tabloya hazırladı ve ona göre o inanç enerjisini yaymaya başladığı için okuduklarını hayata geçirebildi. Diğeri yapıyorum ama işte yapıyorum bakalım olacak mı? Olacak mı? Yani bir kere inançta ve niyette eksiklik olduğu zaman hayatınızın hiçbir alanında niyet etmezseniz ve gerçek anlamda inançla teslim olmazsanız ve de eyleme geçmezseniz hayatınızın hiçbir alanında istediğiniz sonuçları yaşayamazsınız. Tabii o bizim yani hani dinimizde de var olan bir şey. Dua bile ederken tam teslimiyet, tam odaklanma, tam Allah'a kendini bırakma. Yani bunu yapmadığın sürece zaten o duanın sonucunu beklemen ne kadar doğru olur. Niyetiniz ve inancınız yoksa niyetin hiçbir dua aynen yerini öyle bulmaz. Yani temiz bir niyetle bir kere iyilik için tabii ki her şeyi Evet. Dilemek lazım değil Kesinlikle. Mi? Birini yani o da bir hani yasadır. Bu da enerjinin geri dönüşüm Tabii yasası deriz yaptığımız biz buna. dedikodu, biri hakkında söylediğimiz Kesinlikle bir şey dönecektir. dönüyor. Bumerang O gibi gıybet bizi düşünün. buluyor sonra. Yani siz söylemlerinizle ve davranış şeklinizle ve düşüncenizle, düşünce gücü o kadar etkili ki, kıtalar arasında bir insana şifa niyeti gönderebiliyorsunuz. Olumlu veya olumsuz, bizim toplum arasında dediğimiz nazar, kem göz, bunlar da negatif düşüncelerin Tabii. Aktarılması, kıskançlık, hasetlik düşüncelerinin aktarılması. Yani sizin kalp, mesela derler ki bir şey kalpten İstemek. iste. Neden kalpten? Çünkü bilim adamları yine araştırıyor. Kalp enerjisinin yaymış olduğu titreşim ve oldurma enerjisi beyindekinden 5000 kat daha fazla. Yani beyninle Abrakadabra. düşün, abrakadabranın Türkçe Konuşurken anlamı yaratırım. ben, evet, söylerim ve sözüm yaratır. Aynen. Söz Çok güçlü yaratılıştır. söz. Önce söz vardı der Aynen. kutsal kitaplarda. Allah ol dedi ve Oldu. oldu. Onun Ol için der ve gün olur. içinde ağzımdan çıkan bütün cümlelere sahip olmam gerekiyor. Güne seçimlerimizle başlarız. Yani bugün mutlu olmayı seçersem ona göre bir davranış şekli geliştiririm. İnsanlara yaklaşım şekli geliştiririm. Ve bu bir seçimdir aslında. Mutluluk bir seçimdir. Tam tersine güne kötü başlarsınız. Çorabım kaçtı, diş macunum bitti. Hay Allah. Ve gün sizi negatifler zincirine sokup götürür. Onun için gün içinde ne düşündüğünüze, ne ağzınızdan söylediğinize, çıkana çok dikkat evet, edin. kalbinize Gerçekten ve çok doğru. zihninize yerleştirdiğiniz niyete dikkat edin. Çünkü Çünkü biz saati vardır, her olur denir. aynen Hızır geçer derler Evet. ya Hızır Aleyhisselam. Her ağzımızdan çıkan söz aslında Allah'a da bir yakarış gibi yukarıya gidiyor. Tabii. Yani söz İstiyoruz. Diyorsun ki şunu şuraya keşke şu otobüse yetişebilsem. Bu da bir istek niyet içeriyor. Dolayısıyla hani her ettiğimiz lafın içinde olumluluk olması gerekiyor. Ben buna çok dikkat evet. ediyorum son dönemde. Hatta evde böyle kural koyuyorum. Bazen diyorum ki Teo diyorum bana bir şey bitti demeyeceksin diyorum. Mesela bitti negatif bir içerik var. Ya Kesinlikle. bundan az kalmış takviye yapalım de bana mesela Evet, diyorum. Hemen yerini bollaştıralım, yerine koyalım. bollaştıralım. Ya çok komik gelecek belki sevgili izleyiciler ama yani bunlar bizim zaten geleneklerimize göre mesela çok bir şeyi 40 kere söyleme olur. Olur. Derler. Yani bunlar hep ananeler, bunlar hep bu laflar bize İşte bunların anneannelerden bilimsel gelen açıklaması var var. artık. Yani var ama Var. hani zaten bunlar bizim içimizde olan 40 kere söylersen olur. Aman 40 kere söyledin olacak şimdi falan derler. İyiyi de kötüyü de. Onun için etrafa yaydığımız enerjiye, mutluluğa, sevgiye çağrı yaptığımıza çok dikkat etmemiz lazım. Sanırım işte bu kodlamalar dediğin şey o. Kendimizi her gün yeni baştan Evet, yeniden kodlamalıyız. kodlamamız gerekiyor. Ne istiyorsak o hedefe yönelik kodlamamız gerekiyor. Aşkla ilgili hep bir sohbet öncesinde konuşmuştuk televizyonda. Mutlaka aşk nedir tabii danışanlar ben aşığım diye geliyorlar. İşte aşkım bitti diye geliyorlar. Ya da aşk nedir değil miyim acaba? Başka bir şey miydi? Yaşadığım neydi peki Aynur Hanım deyip geliyorlar.
Arkadaşlar, aşk diye bir şey var mı yok mu'nun sorusu aşk kimyasal bir şey. Aşık olduğunuz zaman insanlar, 100 tane insan buradayız ama iki kişi birbirine çekiliyor. Birincisi, yine bilim adamları açıklıyor ki her insanın yaymış olduğu koku var. Kokudan buluyoruz birbirimizi. Doğurganlıkla ilgili, erkek olarak tohum ekmek ve üretkenlikle ve erkeğinin duygusunu veren ve kokuyla ilgili birbirimizi bir kere çekiyoruz. O çekimin arkasından hormonlar devreye giriyor. Hormonlarda dopamin ve noradrenalin diye iki hormon. Bunların ikisinin enerjisi yükseliyor kandaki. Ondan sonra aşığız diyoruz. Dopamin takıntıyı ve obsesyon olarak daha fazla, yani bağımlılıkta salgılanan bir madde. Noradrenalin de heyecan ve hiperaktivite, o aşık olup da canlanma duygusu onlardan geliyor. Sonra ben izleyicilerimize şöyle söyleyeyim ki bu klinik deneylerle kanıtlanmış. Toplam maksimum 17 ay sürüyormuş efendim. 3 sene bile değilmiş. Evet. Frederick Bejbeder'len de artık vedalaşalım. Dolayısıyla 17 ay sonra da kendinize geliyorsunuz bu delilik halinden. Yapmayın etmeyin 17 ay içinde. Şimdi yine bunu kanıtlamışlar. Eğer varsayalım ki böyle bir hormonun salgılanması durdurulamadı. Bir kimyasal bozukluk var ve devam etti, kişileri çıldırtıyor. Yani doğanın yapısına aykırı kişinin ömür boyu aşık kalması mümkün değil. Olursa da çıldırmasına neden oluyor. Bir terslik var. Evet. Dolayısıyla ömür boyu dostluk, arkadaşlık olabilir. O aşkı eğer dostluğa, sevgiye dönüştürebilirsek, bir arada güzel ve uyumlu yaşamaya dönüştürürsek, işte o annelerimizin, babalarımızın kurduğu uyumlu birliktelikler haline dönüşüyor. Önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Dönüştürmek. Evet. Evet, konu çok. Konu çok. Bir daha kadar. Konuşuruz. İnşallah. Sevgili seyirciler, aşkın kodlarını, paranın kodlarını şöyle bir dokunduk. Tabii ki bitmez. Bunlar o kadar derin konular ki elimizden geldiğince, ama merak edenler aşk kodları ve para kodlarını alabilirler ve Aynur Tümen'le buluşup detaylarına girebilirler. İnşallah Aynur'u bir kez daha konuk ederiz. Şimdi haftanın filmleri, ben çok merak ediyorum. Filmlere gitmeden olmaz. Sizi haftanın filmleriyle baş başa bırakıyorum. Sonra efendim Gencer Savaş harika orkestrasıyla size bir bayram şöleni yaşatacak. Sağ olsun bizi kırmadı. Çok değerli hocamız Selman Okumuş'la Ramazan'ı çok güzel konuştuk. Çok önemli değerlerden, çok güzel anekdotlarla bahsetti saygıdeğer hocamız. Sizi bunlarla buluşturuyoruz. Programımız devam ediyor. Ben o sırada sevgili Aynurcuğumu uğurlayacağım. Bol bereketli, hayırlı Ramazanlar olsun. Amcacığım ellerinden öpüyorum. Teyzeciklerim ellerinizden öpüyorum. Güneyciğim yanaklarından, babacığım, anneciğim ellerinden öpüyorum. Haftaya yanınızdayım. Puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol. Ramazan bayramını sinema salonlarında geçirmek isteyenlere şeker gibi filmler var bu hafta. Amaleo. İlk olarak çocukları sevindirecek bir filmimiz var. Altın Gol. Amedeo oldukça utangaç fakat yetenekli bir çocuktur. Futbol oynadığı takım zaferlerle dolu bir dönem geçirdikten sonra yenilgi üstüne yenilgi almış, parıltısını yitirmiştir. Kendisinin de desteğiyle sahadaki en büyük rakipleriyle karşı karşıya gelmeleri gerekecektir. Aşk, arkadaşlık ve beraberlik duygularının karışımı olan bu macera grubun eski ağır toplarını da bir araya getirecektir. Film, eğer Langırt piyonları canlanarak gerçek hayatta futbol oynamaya başlasalardı ne olurdu sorusunun cevabını verebilecek en güzel haliyle verilmiş. Esto se pararía con un 11-0. Los 11 colgados del travesaño. Así no nos llenan la cara. Laurita, confía en mí. ¿Cómo se dice cuando uno sabe que hay una sola opción? Se dice... ¡Pasión! Oh, this is France, Charlie. Aşkın dili romantik severleri sinema salonlarına çekecek cinsten. Martin, Gustave Flaubert'in hayranı eski bir Parislidir. Normandiya kasabasında pastane işleten Martin, bir İngiliz çiftin kendisine yakın bir çiftliğe taşındığını öğrenir. Üstelik bu çift isimlerini birer Flaubert kahramanı olan Gemma ve Charles Bovary'den almıştır. Sadece ismen değil, yaşayış ve hal tavırları olarak da dikkat çekicidirler. Yönetmenliğini Anne Fontaine'in üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda Fabrice Lucci, Gemma Arterton ve Jason Fleming yer alıyor. Puisque nous sommes voisins, vous devriez passer au château un de ces jours. C'est moi. Madame Bovary, il y avait longtemps. J'avais envie de lui
dire, il est encore temps de te reprendre. La mort est tout bon. Ah oui, l'amour ça fait mal, hein. Imagine a soldier the size of an insect. The ultimate secret weapon. Sırada Marvel aleminin sevilen süper kahramanlarından biri olan Ant-Man var. Mesleğine aşık olan ve bu konuda Reed Richards'ı bile aman aman aratmayan biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym, alt atomik partiküler üzerinden ilginç bir formül geliştirir. Fakat Pym'in geliştirdiği ve insanlığın geleceğini tayin edeceğine inandığı bu formül, daha önceki testlerin hiçbirinde başarılı olmamıştır. Ayrıca henüz başarılı olabilmiş bir insanlı deneyden de söz edebilmek mümkün değildir. Yönetmen koltuğuna Peyton Reed'in oturduğu filmde Ant-Man kostümünü giyen isim ise Paul Rudd. Ayrıca filmde Michael Douglas, Michael Pena ve Ant-Man'in ezeli baş belası Yellow Jacket rolünde Corey Stoll var. And these are your greatest allies. You're kind of cute. Whoa. When you're small, you have superhuman strength. You like a bullet. So you need to know how to punch. You want to show me how to punch? Show me how to punch. That's how you punch. Your name, please. Eva Subushka. She's my sister. Is something wrong? She has to be deported. No! We'll never go back. You speak English? Yes. Can you help me? Sırada bir zamanlar New York var. Do you have a place to stay? You know somewhere? Yeah, I know a place. I can get her off the island, whether she's cured or not. I know people. It'd be difficult and costly, but it can be done. Eva Chubutsky ve kız kardeşi Magda 1921 yılında doğdukları ülke olan Polonya'yı terk ederek hayallerinin peşinden koşabilmek için New York'un yolunu tutarlar. Ellis Adası'na geldiklerinde ise kız kardeşleri acı bir sürpriz beklemektedir. Magda verem hastalığına yakalanır ve karantinaya alınır. Eva ise yapayalnız ve kaybolmuş bir şekilde kardeşini yeniden kavuşabilmek için Bruno adındaki gizemli bir yabancıdan yardım ister. Fakat Bruno'nun niyeti hiç de göründüğü kadar iyi değildir. Temposuyla sizi yakalayacak bir film var sırada. Fırtınanın ortasında. Catherine ve Matthew Parker çifti çocukları ile birlikte bilinmeyen bir nedenle çöl kıyısındaki küçük bir kasabaya taşınmak durumunda kalır. Evin çocukları Lily ve Tommy öldürücü çöl fırtınasının hemen öncesinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Kasabanın polisi David Ryan'ın yürüttüğü geniş çaplı arama operasyonuna kasaba halkı da destek olur. Filmin başrollerinde Oscar ödüllü Nicole Kidman, Joseph Fiennes ve Hugo Weaving var. Krallar Kulübü. Çalıştığı oteli patronundan devralan Kaan ve beraberindeki otel çalışanlarının bayram havası maalesef uzun sürmez. Zira otelin devredilmesinin arkasındaki neden sıradışı mafya babası Cumali'dir. Elindeki evraklarla otelin kendisine ait olduğunu iddia eden ve Krallar Kulübü'nü ele geçirmeye kararlı olan Cumali'ye karşı
Kaan ve tüm otel çalışanları hummalı bir çalışmaya gireceklerdir. Filmin yönetmenliğini Tuncay Erol üstlenirken filmin başrollerinde 80'lerin kült isimlerinden biri olan Yeşilçam'ın Gözde Kötü Adamı Nuri Alço dışında Ozan Akbaba, Çiğdem Demirci, Özge Dolay, Kadir İlter, Tuğba Yüksel gibi genç isimler yer alıyor. Cemil, alsana hanım efendiyi. Bana böyle yaklaş. Bana bak ayı.